Herkese güzel ve renkli bir cumartesi diliyorum. Bizler yine bu hafta birbirinden güzel konu ve konuklarla karşınızdayız. Bakalım bu hafta programımızda neler var? Hayatın rengi birbirinden farklı konu ve konuklarıyla sizi ekrana kilitliyor. Gayrimenkul yatırım hangi dönemlerde yapılmalı? Son dönemde gayrimenkul yatırımı neden rağbet görüyor? Gayrimenkul yatırımı Türkiye'de neden arttı? İş insanı Hakan Cengiz merak edilenleri cevaplıyor. Kalp ile ilgili hangi şikayetler dikkate alınmalı? Kalp hastaları nelere dikkat etmeli? Kalp hastalığının belirtileri neler? Kardiyoloji uzmanı Doktor Murat Şener anlatıyor. Saç simülasyonu nedir? İşlem sırasında ağrı oluyor mu? Ne kadar sıklıkla tekrarlanmalı? Saç simülasyon uzmanı Serkan Bozkurt anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası az sonra hayatın renginde. Evet, ilk konuğumuz sevgili iş insanı Hakan Cengiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Evet. Şimdi özellikle e, derlediğimiz sorularımızı size sormak istiyoruz ve buradan izleyicilerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Evet, buyurun. Yatırımcıların gayrimenkulü yatırım yapmasını öneriyor musunuz? İlk sorumuz bu. Evet, kesinlikle öneriyoruz. E, Dünyaca ünlü ekonomi dergisi. De... Çok yakın zamanda bir çalışma yaptı Dünya hı hı. genelinde. Yaklaşık 1200 kişiye sorulan çok net bir soru vardı. Hı hı. E, Yatırımın ne üzerine yapmak istersiniz diye aldıkları cevabın yüz yani bu kişilerin yüzde tek bir cevap verdi. Gayrimenkul. Özellikle bizim ülkemizde de geleneksel bir yatırım yöntemidir. Gayrimenkul. Evet. Orta ve uzun vadede kazancı çok kesin ve net olan bir yatırımdır. Malumunuz olduğu üzere son dönemde ekonomi programlarını da takip ederseniz borsa, işte e, finans dünyasındaki yatırımlar genelde kaygan zemin olarak evet, adlandırılır. Doğru. Ama gayrimenkul her zaman için e, kaybı olmayan e, ekonomik şartlar ne olursa olsun her dönemde getiri sağlayan bir yatırım yöntemidir. Kesinlikle öneriyoruz. Bence de ben de aynı fikirdeyim. Evet, kesinlikle öyle. Peki ne tür gayrimenkul e, öneriyorsunuz bu konuda açıklama Şimdi, yaparsanız Şimdi tabii siz, ki. E, ben size bırakıyorum. E, buradaki önereceğim tek şey tabii ki bütün yatırımcıların ortak fikri olan şey e, ticari gayrimenkul yatırımı. Değerli kiracılar ile birlikte e, ticari bir gayrimenkulü tabii ki doğru lokasyonu tespit Hı. ederek e, yatırım yapmak her zaman için. E, getirisi olan Hı -hı. E, net ve kayıpsız bir yatırım yöntemidir. E sonuç olarak ticari gayrimenkul tercih edilmeli her zaman. Doğru. Kazançlı bir soru cevap gibi oldu. Böyle sizi evet, karşıma bu, almışım sanki. Bu arada izleyenler de bunun cevaplarını merak ediyorlar. Evet, güzel evet, bir. Evet, o yüzden de, ben evet. ilk öyle gitmek evet. istiyorum. Sonra konuşmak istediğiniz bir şey, eklemek istediğiniz bir şey Tabii varsa ki. zaten Tabii ki, tabii ki. Evet. Peki kazançlı bir gayrimenkul yatırım yapmadan önce nasıl bir süreç izlenmelidir? Evet, bu bir gayrimenkul yatırımı yapmadan önceki aslında en temel ve en önemli nokta. Çünkü yanlış bir yerde profesyonel olmayan insanların yönlendirmesiyle yapılan gayrimenkul yatırımları bazen Hı -hı. yanıltıcı sonuçlar verebiliyor. Evet. Bunun ilk ve en önemli adamı şu, doğru lokasyonu tespit etmek. Çünkü e, İstanbul'umuzdan örnek verelim. İstanbul'un her semti, her bölgesi birbiriyle takdir edersiniz ki aynı kıymette değil. Doğru evet. bir pazar araştırması, SWOT analizi dediğimiz analizlerin doğru yapılması ve hedef getirinin tespit edilmesi. Doğru. Evet. Bu süreçler çok önemli. Akabinde de zaten... E, e, Yapılacak olan bir analiz neticesinde hı hı. bütçemize de uygunsa e, bu yatırım yapılmalı mı bu adımlara çok dikkat edilmeli. Kesinlikle Öncelikle. doğru. Peki gayrimenkul yatırım sürecinde ve sonrasında firmanızın yatırımcılarına sağladığı hizmetler nelerdir? Evet e, bu çok önemli bir konu. Bu gerek benim firmamda gerekse e, bu ticareti bu yönlendirmeyi bu danışmanlığı veren kurumsal firmalar için en önemli nokta şu: hı hı. E, bu yatırım yapılmadan önce kişilere, yani kişilerden kastım yatırımcılarımız, yatırımcılara doğru, şeffaf ve net bilgiyi veriyoruz. Evet. Çok şu önemli. bölgede örnek veriyorum bir ticari gayrimenkul ya da bir konut. E, bu tarihte ortalama olarak bu değerdedir. E, kısa vadede, orta ve uzun vadede bu noktaya ulaşır finansal olarak diye kendilerine şeffaf bir bilgi veriyoruz. Tabii ki karar yatırımcının. Hı hı. Ama bizim yönlendirmemizle yatırımcı bir karar veriyor. Doğru. Bu çok önemli. Çünkü takdir edersiniz ki herkesin bir şey yok. Herkesin yani yatırımcı o büyük ya da küçük fark etmiyor. İnsanlar bir hayal kuruyor. Bir evet. birikimlerini değerlendirmek istiyorlar. Geleceği için kararlar veriyorlar biz firma olarak, kurumum olarak bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Evet. Ve bence de diğer bütün kuruluşların da bu şekilde hareket etmesi gerekiyor. Yani bunu kesinlikle. tabiri tabir caizse şöyle ifade edebilirim. Sanki kendimizi alıyormuşuz gibi. En önemlisi o zaten, yönlendirme yapıyoruz. Severek, isteyerek yaptığınız evet, evet, iş zaten Evet, kesinlikle. de bol olur. Ben hep evet. söylerim. Peki son dönemlerde artan yabancı yatırımcı konusunda fikirlerinizi alabilir miyiz? Evet. Ve bu ilginin sebebi nedir? Ee, şöyle anlatayım. Aslında son dönemlerde biliyorsunuz haberlerde de çok çıkıyor. Bugün bu yayına gelmeden önce bir rapor yayınlandı. Sadece Haziran ayında İstanbul genelinde satılan konut sayısı 150 bin. Bakın çok ciddi bir konu evet. e, rakam. Yani... E, yabancı ilgisinin nedeni şu. Dünyada başka bir metropol yoktur ki yıl içerisinde 500 bin konut el değiştirsin. E, yabancının ilgisinin nedeni şu. Bugün Londra'da merkezinde bir konutu yani genelde yatırımcı neyle e, yatırımını takdir ediyor? Kira getirisiyle. Evet. Bugün Londra'da 40 yıldır bu süre. İstanbul'da 12 yıldan başlıyor, 20 yıla kadar çıkıyor. Hesaplıyorum böyle kafamda. Şimdi dünyada 12 yılda kendini amorti edebilen bir metropol yok. Hmm. Dolayısıyla yabancının buraya çok ciddi bir e, ilgisi var. Hmm. Yani dünyada hangi bölgede ne olursa olsun her yabancı, birçok yabancı yatırımcımız var. Her birinin hayali güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'de bir konut edinmek. Evet. Yani bunun tabii ki Orta Doğu kökenli insanlar için kültürel de bir geçmişi var ee, ama evet. hiç ortak kültürde olmadığımız onlarca kültürden yabancı ülkeden insanlar buraya yatırım yapıyor. Kısmen kültürel, kısmen geleneksel ama hepsinin çatısında da tabii ki İstanbul, İzmir, Ankara çok hızlı getirisi olan e, lokasyon ve bu yüzden tercih ediliyor. Zaten çok önemli evet, bölgeler. Evet, hem evet. tarihi açıdan tabii hem ki, tabii turistik ki. açıdan biliyorsunuz. Tabii ki. Ee, peki e, son olarak yerli ve yabancı yatırımlara önerileriniz nelerdir? Ee, şu, kesinlikle şöyle bir önerim var. Gayrimenkul yatırımından hiçbir zaman vazgeçmemeliler. Ee, gene örneklerle e, izah etmeye çalışayım. Hı -hı. Bir aydır altın fiyatları düşüyor. Hı hı. Ee, döviz çıkıyor iniyor mevcut dünyadaki konjektüre göre. Ama bu noktada bile değişmeyen tek bir şey var. Bugün herkes biliyor ki siz de biliyorsunuz küçük büyük fark etmiyor yatırımcı bir konut ya da bir ticari gayrimenkul aldığınızda ben bugüne kadar geriye giden bir fiyat hiç görmedim. Yani siz hiç duydunuz mu bilmiyorum. Örnek veriyorum 1 milyon liraya bir konut aldınız bir yıl sonra bunun 600 bin liraya satıldığını ben hiç görmedim. Doğru ben de. Hiç duymadım. Asla yerinde durduğunu da görmedim. Hı hı. Demek ki o zaman e, mantığın ve günümüz şartlarının geleneksel olarak da e, bizlere e, edindiğimiz tecrübeler şunu gösteriyor. Önerim yerli, yabancı, yatırımcı fark etmiyor. E, muhakkak gayrimenkul yatırıma e, devam etmeliler. Mesela bazı yerler bir dönem çok değerliyken evet. bir dönem... E, Düşebiliyor değeri ya da başka yerler daha değerli oluyor. Bunun kriterleri nelerdir? Ee, aslında gene en son bana sormuş olduğunuz soruyla alakalı. Evet. Günümüz şartlarında bir semtin, bir bölgenin değerlenmesi son 10 yıllık dönemde tamamen yabancı yatırımcı ile ilgili. Mesela Hı. bu anlamda size Trabzon örneğini verebilirim. Kendim de Karadeniz olduğum Hı. için e, bayram tatilinde şuna dikkat ettim. Çok ciddi bir e, Orta Doğu'dan ve Rusya'dan insanlar gelip aileleriyle konut alıyorlar. Bu evet. aslında sorduğunuz sorunun cevabı şöyle söyleyeyim: Geçen yıl Trabzon'da 1 TL olan bir konut bugün 2,5 TL. E, evet. Fakat bir e, Kütahyadaki konut fiyatı Trabzon kadar artmıyor. Demek ki ne oluyor burada? Raici. E, kıymetini arttıran yabancı ilgisi oluyor. Hı hı. Dolayısıyla İstanbul için de geneli için de bu geçerli. E, burada insanlar e, şimdi konutların tarzları da değişti. Bununla da alakası var. Artık modern, dünya standartlarının üstünde konutlar üretiyoruz. Doğru. Yani çok ülkeye gidip geliyoruz. Tabii ki her ülkenin kendince daha ekonomik olarak üst noktada olan yerlerdeki konutları da görüyoruz. Ama bugün İstanbul'un herhangi bir semtinde, New York'un merkezinden daha vasıflı, daha modern hı hı. E, yeni nesil konutlar var. Evet. Bu da tabii ki gene e, konuşmamızın başında bana sorduğunuz bir soruyla alakalı. Bu anlamda da İstanbul'un Türkiye'nin tercih edilmesi çok önemli. Evet. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle e, Dünyada çoğu ülkede böyle değildir. E, köstek olunur bu sektöre hı hı, hükümetler hı. tarafından. Ama bizim ülkemizde kendi hükümetimiz e, bu sektörü de desteklediği hı hı. için bu bir bacasız sanayi. Evet. Yani çoğu ülkenin sahip olmadığı bir sektöre sahibiz. E, sadece e, çok güzel bir getirisi olan e, ve devamlı artan ve daha en azından 10 yılda çok hızlı bir artış gösterecek bir yatırımdan ve sektörden bahsediyoruz. Ben de öyle düşünüyorum. Peki, e, sizce arsa mı daha iyi bir yatırım olur yoksa işte daire alıp kiraya vermek mi? Ee, bu e, çok güzel bir soru sordunuz. Genelde yatırımcılarımız da bu soruyla bize geliyorlar. Şimdi evet, bunu tabii çok net ifade çok net ifade etmem lazım. Çünkü ayrıldığı noktalar var. Arsa yatırımı konut yatırımından çok daha fazla getirisi olan bir yatırımdır. Hmm. Ama bu kişinin mevcut gelirinin yönetimi ile alakalı. Yani Doğru. örneklersem siz şunu derseniz işte e, Hakan Bey benim 10 liram var. Ben bu yatırımı 10 liramı 5 yıl boyunca gayrimenkulde değerlendirmek istiyorum. Evet. O zaman derim ki arsa alın. Çünkü bugün 10 liraya aldığınız bir arsa 5 yıl sonra 110 liradır. Doğru. E vaktiniz varsa bekleyecekseniz Okey ama hmm. konut daha kısıtlı geliri olan yatırımcılar için konutta şunu söylüyor. Çok mikro ölçekte bahsediyorum. Siz diyorsunuz ki ben bir konut alayım. E, kira getirisi benim ekonomiyi hmm. desteklesin. E, yarın da çocuklarım için bir güven unsuru olsun derseniz evet Doğru, o da getirir. Değil, evet. Ama arsa gibi değil. Bu da dolayısıyla sorunuzun tam net cevabı. Zamanına siz karar verirseniz uzun zamansa arsa, kısa zamansa konut derim. Doğru, evet. Evet. Peki son olarak sizin söylemek istediğiniz tavsiyeler var mı acaba? Ee, Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Ee, Türkiye'de biliyorsunuz zaten güvenilir insan bulmak iş konusunda çok zor. Evet. Ee, danışmanlık da vermeniz bu çok güzel bir şey. Çünkü insanların güvenebileceği ben. Kendim için ya da çevrem için de söylüyorum. Bir yatırım yaparken güvenebileceği profesyonel yani kurumsal sizin gibi insanlara ihtiyacı var. O yüzden gerçekten evet. tebrik ediyorum. Teşekkür ve başarılarınızın ediyorum. devamını diliyorum. Ee, bunu aslında bir önemli uyarı olarak da görebiliriz. Çok doğru evet. bir noktaya temas ettiniz. Ee, sektör çok getirisi fazla olduğu için e, bunun yanında doğru ve yanlış yönlendirmeler de olabiliyor. Evet. Bir Fakat devletimizin bu gidiyor. anlamda çok açık ve net yasaları var. Hı -hı. E, konut almak bugün e, kuralları çok basit, çok belli. Tapu dairesine gidiliyor. E, devletimiz vatandaşına yerli ya da yabancı bilgisini veriyor. Bu tapu Hı -hı. budur, doğrudur. Ama her şeyi bu yatırım ne olursa olsun yapmadan önce bir uzman tarafından, e, mümkünse bir avukat eşliğinde e, yapmalarını evet. öneririm. E, bu çok daha güvenilir. Evet çok daha doğru bir yol. Bence bu şekilde yapıldığı takdirde tabii ki yasalar belli, kurallar belli, herkesin evet. içi rahat olur. Ama gayrimenkul, gayrimenkul, gayrimenkul. Çok teşekkür ederim. Sağ ben olun. teşekkür ediyorum tekrar çok beklerim. sağ olun, sizin vesilenizle de insanları doğru yönlendirmiş olduk. Kesinlikle. Ee, teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Kalple ilgili hangi şikayetler dikkate alınmalı? Kalp hastaları nelere dikkat etmeli? Kalp hastalığının belirtileri neler? Kardiyoloji uzmanı Doktor Murat Şener anlatıyor. Az sonra. Evet, şimdi kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Murat Şener bizlerle. Hı hı. Ve günümüzün de en önemli problemi biliyorsunuz kalp. Hı hı. Evet. Ve ilk sorumuz da neden kalbimiz bu kadar önemli? Çünkü insan kolsuz bacaksız, böbreksiz Yaşayabiliyor ama kalp ve beyinsiz yaşayamıyor. Kesinlikle. Kalp bütün hayatı organlara hayatı olan kan sıvısı yani kanı hepsini oraya gönderip oksijeni ve besinleri gönderip geri çekmeye yaraya işin esas ana motor kısmı durduğu zaman bütün organlar ölüyor. O yüzden kalp çok önemli. Değil mi? Evet. Doğru, evet. Ve hangi şikayetleri dikkate almalıyız ve size gelen hastalara hangi testleri yapıyorsunuz? Şimdi bir kişinin acaba bu şikayet kalple ilgili mi değil mi demesi için nokta şeklinde değil de yaygın olan ağrılar kalple ilgilidir. Yani hmm. parmağınızla işaret edebildiğiniz bir ağrı burası bu nokta ağrıyor dediğiniz ağrılar kalple ilgili olmuyor. Hmm. Özellikle bir bölge göğsümüzün tamamı olabilir veya sol taraf olabilir hatta göğüsle sola doğru yayılan bir ağrınız olabilir. Böyle bir ağrınız varsa bu kalple ilgili olabilir bu ağrı eğer yürürken merdiven çıkarken artıyor dinlenince geçiyorsa o zaman çok büyük ihtimal kalple ilgilidir. Çarpıntı gibi bir şey de tabi. Çarpıntı ile ilgili de o şöyle ayrı var. Sanırım. Eğer çarpıntı merdiven yokuş çıkarken artıyorsa o zaman kalple ilgili değildir. Orada tam tane ağrın yürürken artıyor mu? Veya ağrın nasıl bir ağrı? İğne batıyor bıçak saplanıyor tarzda bir ağrı mı? Eğer hasta iğne batıyor bıçak saplanıyor diyorsa biz onu tutuyoruz. Kalp değil. Eğer baskı, sıkıştırma veya yanma tarzında bir ağrım varsa ve yaygın bir ağrıysa bu ve yürürken omuza artıyorsa vuruyorsa. omuza vurabilir, sırta vurabilir, kola vurabilir, bazen mideye bile vurabilir. Bu ağrıların ortak özelliği eğer yürürken merdiven çıkarken artıyor, dinlenince geçiyorsa mutlaka bir kardiyola başvuruyoruz. Eğer merdiven yokuş çıkarken ağrında bir değişiklik olmuyor veya azalıyorsa kardiyola gitmene gerek yok. Bu evde kendinizin yapabileceği bir test. Yani evde e, merdiven çıkmak evet, deneme olabilir mi böyle bir şey? Aradı beni göğsüm ağrıyor kalp olabilir mi dedi veya ritim bozukluğu hastalığına ilk çektiğimiz EKG bir 3-5 saniye 10 saniyelik kalbin o anki elektro kasları iyi kasılıyor mu? Veya kalpten çıkan anahtar damar, aort damarında genişleme olabilir Böyle bir şey genişleme var mı yok mu? Eko'da her şey ortaya çıkıyor. Hepsi Eko'da çıkıyor Eko'da damar tıkanıklığını göremiyoruz. Çünkü damarlar çok ince. ultrasonda onu göremiyoruz. O yüzden hasta da eğer damar tıkanıklığından şüphe ediyorsak da evet. efor testini alıyoruz, koşu bandını alıyoruz. Koşu bandında da yine çektiğimiz o EKG'yi kalbini biraz koştururken çekip o sırada hmm. hani o an EKG'de damar tıkanıklığı bulguları yoksa olması için biraz hastayı zorluyoruz. Kalbini zorluyoruz. Zorladığımızda EKG'de damar tıkanıklığı bulguları var mı? Buna bakıyoruz. Test tamamen böyle basit bir test. Buna kalp sintigrafisi test diyoruz. Miyokard sintigrafisi de denebiliyor. Ee, bu testin sonucunda verdiğimiz ilaç kalbin her yerinde eşit tutuluyorsa sıkıntı yok demektir. Ama bazı bölgelerinde az tutuluyorsa o bölgeyi besleyen damarlar tıkalı olabilir. Yine sonuç anjiyoya gidiyor böyle bir durumda. Altın standart var mı yok mu kesin tanıyı anjiyo ile koyuyoruz. Evet. Peki bilekten anjiyonun <laughs> evet. avantajları ve dezavantajları nelerdir? <laughs> Bu anjiyo ilk öğrendiğimde kasıktan anjiyo öğrendim ben. Kasıktan hmm. anjiyo kolay, girmesi çok kolay. Kocaman hmm. kasıkta bir damar var. Çok rahat girebileceğin, büyük hmm. e, kullanacağın malzeme de büyük büyük kullanabileceğin bir giriş yolu. Ee, ama dezavantajları vardı. Bunun dezavantajlardan en önemlisi de kasığa ya yakın olduğu için, karnına yakın olduğu için kasıktan girdiğimizde bazen kanamayı durdurmak zor. Çünkü atar damara giriyorsun. Toplar damar gibi kan aldığımız damar gibi böyle bir dakika bastır dursun diye bir şey yok. Oradaki basın çok yüksek fışkırı tarzda bir kanama olabiliyor. Böyle bir şey olma, olma ihtimali de karna doğru içeriye kanama ihtimali olduğu için anjonun böyle bir riski vardı. Bir de bacakta bir tane damarınız var. Yani o damara girişim yaparken damara zarar verebilirsin, zedeleyebilirsin. Bu kez bu dama bacağın beslenmesini bozabilirsin. Ayağa kangrene kadar gidebilirsin. Allah Ameliyat yapmak zorunda, işlemden sonra kalabiliyorsun. Bu bunun dezavantajlarıydı. Ne zaman ki biz bilekten anjiyoyu öğrendik ve yapmaya kalktık ya dedik süper. Neden hmm. bütün riskleri bertaraf ediyorsun? Elde iki tane damar var. İki damar avuç içerisinde birleşiyorlar. İki tane damar gelip avuç içerisinde birleştiği için ikisi de elin beslenmesini yaptığı için bir tane damarı yerinden tamamen söksek, çıkarsak bu ele herhangi bir şey olmuyor. Hatta bypass'ta bazen bu damar yedek damar olarak kalbe kullanılabiliyor. Böyle bir damara işlem yaptığınız için işlem sırasında damara zarar versen bile herhangi bir sıkıntı olmuyor. Dezavantajı ne? Daha ince bir damar. Hı hı. Daha ince damardan daha küçük malzemeler kullanman lazım. Teknoloji gelişince malzemeler küçülünce artık bilekten anjiyoya geçtik. İlk bilekten anjiyo yapmaya başladığımızda da anjiyo yapıyorduk da işte malzemelerin büyüklüğünden dolayı stenti kasağa dönüyorduk ama çok Hı -hı. eski bir bilgi hala böyle bir e, bilgiyi yeni gibi düşünen hastalarımız oluyor. Bilekten stent takılmıyormuş diye artık Hı -hı. malzemeler küçülünce stenti de bilekten takılır hale geldik. Tabii ki karna yakın olmadığı için her şey ortada olduğu için kanama kontrolünü sadece bandaj yaparak kontrol altına aldığımız için hastalar için çok büyük konfor ve güvenlik oluyor. Böyle olunca biz de hastalara rahat rahat anjiyo yapabilir hale geldik. Evet, ne güzel. Her geçen gün tabii ki yeni şeyler çıkıyor, tıp ilerliyor. Peki, e, tansiyon hastaları nelere dikkat etmeli diyor, e, diye bir sorum e, var. Hı -hı. Özellikle artık 20'li yaşlarda bile tansiyon hastaları var Hı -hı. biliyorsunuz COVID-19'da. Ben hep COVID-19 diyorum ama Hı -hı. biliyorsunuz Hı -hı. E, herkes tansiyon hastası oldu şu anda, şeker hastası Kesinlikle. oldu günümüzde. Günümüzde e, tansiyon hastalıkların oranları her geçen gün artıyor. Bunun bir takım evet. sebepleri var. Bu sebeplerden en önemlisi aslında hareketsizlik ve kilo alma. Toplum olarak ne kadar kilo alırsak tansiyon oranımız da o kadar artacaktır. Daha erken yaşlarda olmasının sebebi daha erken yaşlarda daha kilolu insanların sayısının artması ile alakalı Peki, bir şey. Sözünüzü kesiyorum kilolu olmayan işte covid hastalığını geçirmiş birçok kişi var yeğenim ya da şey genç kızlar yani tansiyon hastası oldular tansiyonları oynuyor. Tabii, Covid dengeleri bozabiliyor. Bu dengeleri bozması. Bunu ileride belki göreceğiz ama gerçekten artık biz ne şu anda hastalar gelmeye başladı. Yani Covid sonrası kalp tutulumu olan hastalar var, miyokardit dediğimiz hastalar var. Çok ciddi hayatı e, ciddi zindana çevirmiş böyle halsiz, yorgun, nefes darlığı, çarpıntılarla gelen birçok hastamız nelerdir, var. Belirtilerinin nelerdir, nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bu konuda biraz bilgilendirir misiniz? Ee, Benim de açıkçası çok bilgim yok tansiyonla ilgili. Özellikle tansiyon hastaların birinci dikkat etmesi gereken Hı -hı. esas şey İlk kural çok da aydınlatılmayan kısmı tuzsuz diyet. Tuz hmm. bir tansiyon hastası için zehirdir. Bunun sebebini açıklayayım. Düşük tansiyonda mı tuz veriyorlar? Yüksek tansiyonda. Düşük tansiyonda evet. tuz verebilirsiniz. İşte onun sebebi, ikisinin de sebebi. Mesela şöyle örnek vereyim. Bir 10 litre su için 10 litre tuvalete çıkarsınız. Ama Doğru. 10 litre suyla birlikte tuz yiyin. Tuz o suyu vücutta tutar ve ödem yapar. O da tansiyonu yükseltir. Düşük hmm. tansiyonken iyi ama yüksek zaten tansiyonunuz varsa bir de ödemle tansiyonu daha da yükseltirseniz çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız. O yüzden tansiyon hastaları için tuz zehirdir. Peki tuza ihtiyacımız yok mu? Tabii ki var. Ama yediğimiz doğal var yemeklerin zaten içerisinde doğal tuzlar var. Attığınız o tuz ekstra doğal olmayan tuz. Kime lazım bu tuz? Kaya tuzu ya da olacak. Kaya, belli bir milan. Adı tuz olan hepsi aynı. Çok nadir bir iki tuz var. Onun dışında hepsi aynı tuz. ...kaya tuzu, himalaya tuzu tüm hepsi vücutta su tutup... ...tansiyonun yükselmesine sebep oluyor. Kime lazım bu? Güneşin alnında... ...tarlada çalışan adama... ...çok ciddi bak... E, ...kıyafetten Düşünce üzerinde beyaz, mi? beyaz beyaz tuz lekeleri olan adama... ...ciddi tuz tükettiği için... ...vücut harcadığı için... ...lazım. Ama biz... ...toklumun çoğu için klimanın sanırım. altında... ...yazın en sıcak gününde bile... ...çok fazla terlemeden geçiriyorsa... ...o zaman çok fazla tuz ihtiyacı yok. Aldığı o fazla tuz... Ona yol elektrik olarak geri dönüyor. O da tansiyon hastası oluyor. Tansiyon hastalarında da en sık sebep genetik bilinmeyen anneden babadan geçişli tansiyondu. Hı. Biz bu tansiyonu... soracaktım. Hırsı Aslında... mıdır diye kalp Kesinlikle kalp de ırsi tansiyon da ırsi. Eğer anneniz babanızdan birisinde bile tansiyon hastalığı varsa sizde olma ihtimali çok yüksek. Atalarımızdan da varsa da. Yani, Aynen. Alın biz ona işte. Eğer anne ve babanın ikisinde de varsa kaçınılmaz. Sen eninde sonunda bir gün tansiyon hastası olacaksın demektir. Olmaması için neler yapacağız? İşte tuza baştan dikkat edeceğiz. Hatta biz bir tansiyon hastasıysak çocuklarımıza tuzsuz diyeti daha çocukluk yaşlarında öğretmemiz lazım. Çünkü bu bir damak alışkanlığıdır. Siz o çocuğa sürekli tuzuyla besleyip ileri yaşlara kadar tuzlu tuzlu yemekleri yedirirseniz o gün Doğru. geldiğinde tuzsuz diyet yaptığında o çocuk yapamaz bunu. Evet. Baştan yaparsan bunu çocuk zaten alışmış olacak. Hatta tansiyon hastalığına bilecek. Düzenli olarak spor yapmak, tuzsuz diyet yapmak. Spor şart artık zaten. Psikoloji çok önemli, stres. Bunlar da tansiyonu yükselten şeyler. Peki sözünüzü kestim. <laughs> tansiyon hastalarında e, burada mı ağrı oluyordu? Onu da söyleyelim. Şu başta galiba. Baş kısmında ben... olabilir ama daha çok ense kısmında olan ağrılar. Ben... Şey Hı -hı. Yaptım, burada böyle bir şey atıyor gibi. Tabii bir basıncı bu orada hissedebilirsiniz. Ense falan değil, şu de, kısım değil mi? Ense de, de oluyor Orada da. iki tarafta, iki ağrıda olabilir. Hı -hı. Bu ağrıların olduğu sırada tansiyon ölçtüğümüzde tansiyonumuz aynı zamanda Hı -hı. yüksekse o zaman bu tansiyona bağlı diyebiliriz. Aksi takdirde bazen hastanın tansiyonu ve baş ağrısıyla geliyor. Biz şöyle bir şey var. Baş ağrısı da tansiyonu yükseltebiliyor. Tansiyon Hı -hı. yüksekliği de baş ağrısı yapabiliyor. Hangisi acaba diyoruz. Hastanın hemen hızlıca tansiyonu bir düşürüyoruz acilde. Hastanın tansiyonu düştükten sonra ağrısı geçiyorsa evet yüksek tansiyona bağlı baş ağrımıştır. Hastanın, tans hastanın tansiyonu düşürdük ama ağrısı devam ediyor. O, bu, o zaman baş ağrısına bağlı tansiyon çıkmış diyoruz. Tedavimizi bu yönde yönlendiriyoruz. Şimdi bu hastalara özellikle tansiyon hastalarında son zamanlarda artık çok dikkatimi çeken bir şey var. Sebebi bilinmeyen dediğimiz tansiyonların altında çoğunda Uyku apnesi çıkmaya başladı. Uyku apnesi, uykuda solunum sıkıntısı yaşayan, işte burun tıkanıklığına bağlı evet, ben de veya kiloya bağlı, geniz etine bağlı. Burun tıkanıklığına bağlı, İnsanlar da uykuda Alerji. oksijensiz kalabilir. Özellikle burunda alerjisi olanlarda çok fazla var ki korona sonrası bunlar daha da arttı. Evet, aynen sonrası. İşin mantığı şu uyku apnesinde de insanlar uykuya daldığı andan itibaren refleks olarak ağızlarını kapatmak isterler. Burundan nefes almak isterler. Fakat burun tıkalıysa gündüz ağızdan aldığı nefesi alamayacağı için... Gece uykuda oksijensiz kalırlar, boğulurlar. Hatta bazen çarpıntı ve nefes darlığıyla da uyanırlar. Beyni de oksijen. Eğer gitmiyor. uyanmazlarsa da sabah yorgun uyanırlar ve gün içerisinde uykuları gelir sürekli. Bir süre sabah de bunlar... oksijen gitmiyor mu? Tabii, uykuda kalp krizi, uykuda yani beyin kanaması. Bu tavsiyeleriniz kanaması... de olsun ayrıca gibi. değil mi? Evet. Şey, kalple ilgili. Tabii ki. Yani bu kalbe de zararlı bir şey uyku apnesi aynı zamanda kalp krizine de sebep oluyor. Bu insanlarda sadece basit bir burunda alerjisi var, onu çözdün tansiyonları da çözüyor. Çünkü Uyku apnesi tansiyona ve damar tıkanıklığına sebep olan bir hastalık. Çok sinsi Kesinlikle. çünkü hasta uykuda neler çektiğini bilmiyor. Doğru. Öyleyse e, teşekkür etmeden önce son tavsiyeleriniz nelerdir kalp hastalarına? Kalp ve tansiyon hastalarına önereceğim en önemli evet. tavsiye düzenli olarak spor yapması. Düzenli spor yapan hastaların daha az tansiyon hastalığı daha az kalp hastalığı olduğu bütün dünyaca birçok çalışmalarla kanıtlanmış. O yüzden hareket bizim için çok önemli. Hı -hı, Gittikçe hı -hı. hareketsiz bir toplum haline geliyoruz. Mümkün olduğunca hareket edin de hastalıklardan kurtulun diyoruz. Evet ve herkes bence evinde bir tansiyon e, aleti ve nabız ölçer evet. bulundurması gerekiyor diye ben de buradan ekliyorum. Evet kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar bekleriz. İnşallah. Saç simülasyonu nedir? İşlem sırasında ağrı oluyor mu? Ne kadar sıklıkla tekrarlanmalı? Saç simülasyon uzmanı Serkan Bozkurt anlatıyor. Az sonra. Evet, saç simülasyon uzmanı Serkan Bozkurt bizlerle. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Ve ilk sorumuz klasik. Saç simülasyonu nedir diye bir başlayalım. Saç simülasyonu, seyrek bölgenin, saç bölgesinin minik saç efektleri şeklinde boyanarak daha yoğun gösterilmesi işlemi. Hmm. Kadınların çok daha rahat anlayacağı bir işlem aslında. Kalıcı makyaj uygulamasının kaşa değil, saça uygulanır hali. Aa. Kafa derimiz, saç rengimizle aynı renklerde minik saç efektleri şeklinde boyanıyor ve bölge daha yoğun ve gür bir görünüm elde ediyor. Zaten asıl kellik nedeni saç derisinin gözükmesi. Biz bunu minik saç efektleri şeklinde boyuyoruz. Biraz medikal ressamız aslında. Bölge daha yoğun ve gür gözüküyor. Yaklaşık 9 yıldır bunu Türkiye'de uyguluyorum. Ee, oldukça da insanlar mutlu. Keyifli bir şekilde devam ediyor. Ben bunu gerçekten ilk defa duyuyorum. Demek saç ee, sorununuz çok fazla yok. <laughs> yok var aslında. Ama bilmiyordum. Ee, peki bu e, kaş kontürü gibi oluyor herhalde saçlara değil Batalite mi? Mantalite birbirine çok yakın. Ondan Belli ne yapıyoruz? Tabii aralara minik e, kıl efektleri atılıyor. Kaşlar daha yoğun gözüküyor. Biz bunda, bunda da saç bölgesi aradım. değil saç bölgesine, saç derisine yatıyor yapıyoruz. E tabi saç bölgesi de saç rengiyle aynı renklerde minik atışlar atıldığı zaman gözde bir yanımsama oluyor. Yani ışık o bölgeden geçmediği için koyu gözüküyor. E tabi daha yoğun gözüküyor. Aslında erkeklerin uzun yıllardır kullandığı bir toz var. Kafalarına hmm. daha yoğun gözüksün Kadınlar da kullanıyor artık boyolar sıkıyorlar e, falan orayı buraya. Yani onun daha uzun süreli kullanılırı gibi düşünebilirler. Daha uzun süre kullanacaklar. Kesinlikle ve daha, çok güzel. Çok pratik bir yöntem. İşlem de çok pratik. Ee, uzun yıllar keyifli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Doğru. Çok güzelmiş. Ben de ilk defa duyduğum için şey soruyorum. Peki işlem sırasında veya sonrasında ağrı ya da acı oluyor mu? Yani insanlar aslında buna çok takılıyor. İnanın bir dişçiden daha çok ağrı ya da sızı olmuyor. Bölge zaten hani işlem esnasında çok minik saç efektleri verildiği için yani çok ciddi bir ağrı sızı olmaz. Kanama zaten olmuyor. Krem ya da uy Evet böyle uyuşturuluyor e, ve çok açıkçası bir çok ağrısız olan bir işlem değil ama bu da biraz kişiyle alakalı ama bu anlamda kadınlar açıkçası daha dirayetli yani Hı. çok Hı. acı şey acımadığını şey söylüyorlar değil. ama erkeklerin bazıları biraz acıdığını söylüyor ama kesinlikle işlem sonrası bir ödem bölgede bir kanama ya da kişinin normal günlük hayatını geri planda itecek bir şey yok yani bir uzun bir iyileşme süreci yok yani günlük hayatlarına kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Hmm, bu konuyu sonra biz konuşalım diyormuşum. Peki e, saç simülasyonu ve saç ekimi arasındaki fark nedir? Aslında ikisi de birbirinden farklı iki meslek grubu. Bir Hı -hı. tanesi doktorlar tarafından yapılması gereken cerrahi çok ağır bir işlem ve çok dikkat edilmesi gereken bir işlem Yani bir nevi bir ameliyat işlemi. Arka Hı -hı. bölgenizdeki saçlar nakil edilmesi gereken yere nakil ediliyor. Tabi çok ciddi bir işlem. Saç simülasyonu cerrahi bir işlem değil. E, çok keyifli bir şekilde yapabilirler. Ee, bir ameliyata girmiyorlar. Televizyon karşısında keyifli bir şekilde e, işlemi yapılabiliyor. Yani biraz dediğim gibi kalıcı makyaja benzer bir işlem. Medikal bir işlem ama kesinlikle cerrahi bir operasyon değil. O yüzden de günlük hayatlarına kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Evet, güzelmiş. Peki bunu en çok kimler tercih ediyor? Tabii ki saç dökülmesi olan e, tamam. diyeceğim ama tamamen saçı dökülmüş e, ya da kel e, gibi hani saçlarını kesen erkekler aslında dünyada... Tercih etmiyordur herhalde Saç onlar. simülasyonu... Aralara sanırım bu. Boşluk dünyada aslında yani. ilk bulunması, yani ilk ihtiyaç olması keller tarafından oluyor. Aa. Hiç saç olmayan insanlar saç simülasyonu... Yani dünyada aslında farklı bir yöntemle yapılıyor. Türkiye'de benim geliştirdiğim farklı bir yöntemle yapılıyor. Peki belli olmuyor mu bu? Ya bir numara saç tıraşı gibi duruyor. Dünyadaki yapılan işlemler de aslında çok başarılı. Çok ee, güzel. Bu anlamda ilk talep grubu bu ama... Türkiye'de sorarsanız daha önce saç ettirmiş ya da mevcut saçı var ama seyreklikten rahatsız olan kişiler açıkçası saç simülasyonu daha çok tercih ediyor. Hani hiç saçı olmayan kişilerin sayısı az. %70-%80 seyrek saçlı olan kişiler tercih ediyor. Ve bunlarda da açıkçası işlem kalitesi ve işlem başarısı çok yüksek. Yani az önce sor, soru, soracağım soruyla aynı aslında siz söylediniz. Ee, peki avantajları ve dezavantajları nelerdir? Ya avantajları günlük hayatınızda kaldığınız yerde devam edebiliyorsunuz. Bir iyileşme süreci öyle çok beklemek gereken bir evet, süreç değil. Evet saç ekimi zormuş çünkü duydum. E, kadarıyla. Tabii ya saç ekimi çok ya, ciddi bir operasyon. Ve herkese yani, de olmuyormuş şu bölgede diyelim saç çıkmıyorsa çıkarmak zormuş değil mi? Dökülen yerlere e, saç ekimi oluyormuş. Yani ama saç ekimi dediğim gibi değil. farklı ve zor bir süreç ama saç simülasyonu açıkçası keyifli bir süreç. Yapılıyor. Yani çok hızlı bir şekilde bunu samimiyetle söylüyorum. Düğününüzü iki saat kala saç simülasyonu yapıp düğününüze çıkabilirsiniz gidebilirsiniz. Hiçbir A, sakıncası abi. yok. Yani... Boyamaya da gerek yok. Boya... E, yani sürekli var, o ürünleri de kullanmaya gerek yok. Yani bu kadar basit ve keyifli bir süreç. Ve dediğim gibi zaten en çok dünyada tercih edilmesi ve her geçen gün sayının artmasının nedeni de bu. İnsanlar artık uzun süren, iyileşme süreci olan işlemlere pek sıcak bakmıyorlar. Ama dediğim gibi saç simülasyonu e, tam ihtiyaç dahilinde yapılabilir ama biz burada kişinin e, durumuna göre yönlendiriyoruz. Bazen saç simülasyonu uygun olmayan Saç hekimine yönlendirdiğimiz insanlar da var. Bazen de saç ekimi yaptırmış yani başarı düzeyi belli olacak kişilerde simülasyon öneriyoruz. Evet. Burada önemli olan kişinin mevcut saç sorununun nasıl yönlendirilmesi gerektirdiği. Biz burada bazen saç simülasyonunda, bazen de saç ekimine yönlendirebiliyoruz. Evet. Peki, e, kullanılan ürünlerin özellikleri nelerdir ve nasıl boyalar kullanılıyor? Böyle Kullanılan soruları ürünler biz kesinlikle de, e, biz doğal pigmentler kullanıyoruz ve yerli üretim ürünler kullanıyoruz. Bunlar benim geliştirdiğim ürünler. Kişiye hiçbir şekilde bir zararı hmm. olan ürünler değil. Bakanlık bildirgeleri yapılmış, dermatolojik testleri, ağır metal testleri yapılmış ürünler. Yani bu tür tarz ürünlerin Hala, şey bugüne kadar, tabi, yani. bugüne kadar dünyada da örneği gözükmüş bir durum yok. Kaldı ki bizi bırakın, dövmede bile bugüne kadar yaşanmış çok ciddi bir sorun yok dünyada. Yok, evet Yani en fazla renkli zaman içerisinde oynamalar olan işlemler bunlar. Buralarda da yani biz bu konuda hassasız yani Hı -hı. doğal ürünleri tercih ediyoruz. Önemli olan öncelikle insan sağlığına herhangi bir sakıntı yaratmaması. Uzun vadede de bir sorun yaşamamak istiyoruz açıkçası. Bizim tercihimiz bu yönde. Doğru mesela ben de bir soru sormak istiyorum. Diyelim Hı -hı. ki benim çocukluğumdan beri alnım geniştir şöyle Hı -hı. bakalım. Ve burada da e, ne kullanılırsa kullansın dökülme yok ama evet. saçlarım şeydir ince terli. Benim gibi bir sürü bayan Hı -hı. var ve boya da kullanmaktan çekiniyorum. E saç ekimi de saç çıkmayan yerde çıkmazmış. Evet. Bunu da öğrendim. Şimdi diyelim ki minik minik sarı sarı vardır burada. Yapabiliyor musunuz Şimdi yani bunu sizin daha aracılığınızla aslında çok güzel bir soru. Evet, güzel. Bu tarz bütün bayanlar bunu evet. soruyor saçları. Böyle muzlar iplik var. Ben evet. şöyle söyleyeyim. Saç simülasyonu eğer bir erkek sıfır saç kullanacak kullanmayacak değilse. Örnek vereceğim. Kel biz ona saç simülasyonu. Onun dışındaki tüm örnekler, sizin gösterdiğiniz gibi saç olmayan yere yapılmaz. Evet. Çünkü orada bir boyama işlemi olduğu için eğer belli saç olur. belli olur, güzel durmaz. Ama biraz şuralarda var. Saçınızın sarı sarı başladığı falan. yerin hepsine yapılabilir. Saçınızın evet. arasında zaten kaybolacak ve sarı daha yoğun gözükecek. Için, evet. Buraları biraz daha koyu, daha belirgin ya da Evet yapıp daha zemini saçla birlikte bütünleştirdiğimiz zaman hem anlaşılırlığı ortadan kalkıyor. Siz normal hayatınıza... ...devam ediyorsunuz. Ee, ve... ...keyifli bir süreç oluyor. Ama saçı olmayan... ...kişilere yapıldığı zaman ne olur? Çok çirkin... ...görüntüler oldu. Evet. Konuşur. Ya yani da ben saç aralara da... ...yapılabilir. Evet. Öl, saç olan her yere olan, yapılabilir. Seyrek saç için. Mesela... ...evet benim mesela saçım seyrektir aslında. Hı -hı. Aralara yapılabilir. Böyle, Hiçbir şey yok. çok havalı durduğuna bakmayın diyormuşum saçımı. Ve şeydir... E, ...uzar uzamasında bir problem yok Hı -hı. bu konuda. Ama seyrek diyelim ki... ...şuralara bile, buralara... Değil Yapılabilir. Mi? Hiçbir Yapılabilir ve daha yok. güzel, daha gür durabilir. Evet. Yılda bir yenilenmesi gereken bir işlem. Şöyle, yenileme dediğim de rütüş yapılması gereken bir işlem. Süreci istediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz. Dediğiniz gibi sizin tarzı örneklerde bu işlem gayet başarılı oluyor. Peki saç simülasyonu saça zarar verir mi ve kalıcılık oranı nedir? Mesela kaşların iki sene diyorlar kimileri. Hı hı. Saçsa nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunda standart bir rakam vermek yanlış. Yani ama benim 9 yıllık gözlem de şu. Ya minimum 1,5-2 yıl gibi kullanım süresi var. 4 yıla 5 yıla kadar da çıktı oluyor. Bu kişiye göre değişiyor. Cilt yapısına göre Hı? değişebiliyor. Saça hiçbir zarar yok. Aksine işlem yapılırken minik iğne dokunuşlar olduğu için kafa derisinde kan dolaşımını artıyor ve saç kökleri besleniyor. Bu anlamda hmm. da faydası var. Bir nevi mezoterapi, da da. Evet, mezoterapi. Mezoterapi gibi. işlemi gibi düşünün. Faydası var. Ama net söylüyorum. Saça hiçbir şekilde zararını da görmedim. Bir zarar verme ihtimali de yok. Zaten işlem çok yüzeysel yapılıyor. Yani evet. saç köküne kadar derin bir yapılan bir işlem değil. köke zarar verme ihtimali yok. Kaldı evet. ki ben insanlara hep şunu söylüyorum. Diyorum ki dünya para veriyorsunuz epilasyonlara gidiyorsunuz. Lazer cihazlarının altına giriyorsunuz. Kökleri yakıyorsunuz. Ne oluyor diyorum 4 5 sene sonra? Yine çıkıyor. İşte saç da öyle, kıl da öyledir. Eğer ki ömrünü tamamlamadıysa bir şekilde çıkar. Doğru. Evet. Yani gerçekler bunlar. Şimdi kısa bir aramız var ve aranın hemen ardından sizlerle birlikteyiz. Hayatın rengi kaldığı yerden devam ediyor. Peki e, yaptırmak isteyenlere önerileriniz nelerdir? Ben kullanarak? yıllardır hep aynı şeyi söylüyorum. Biz Türk milleti olarak belli şeylerde araştırmayı seviyoruz. Örnek vereceğim bir araba alacak, bir cep telefonu alacak ya da kendine bir elbise alacak. Saatlerce, günlerce belki arayabiliyoruz ama bazı uygulamalarda hiç aramıyoruz. Bir işlem yaptıracak sanki hepsi aynı kalitede yapıyormuş gibi hemen gidip bir merkeze yaptırıyorlar. Kesinlikle merkezi çok iyi araştırsınlar. Yaptıracağı Değil mi? firmayı çok iyi araştırsınlar, uzmanı çok iyi araştırsınlar. Ya bunlar çok önemli. Evet. Yani hayal kırıklığı yaşamamak adına. E sonra duyuyorum ben. işte ben yaptırdım, memnun kalmadım ama bu kişi de önemli, merkez de önemli. Bir de ne kadar süredir bu işlemi yapıyor? Bu çok önemli. Ya doğru bir yerde yapılırsa saç simülasyonu keyifli bir işlem. Ama yanlış bir yerde yapılırsa yani ki bayan kuaförlerinde bile X kişi saç kesiyor. Bakıyorsunuz işte X liraya. Seç kestiği saç da Başka bir yerde bir bakıyorsunuz kuyruk var. Adam bir saç kesiyor. Aynı makas, aynı tarak ama kesiyor. Yani bizim Hı. işlemde de bir sanat var. Yani iyi merkezler iyi yapıyor, kötü merkezler maalesef kötü yapabiliyor yani. Doğru. Peki bir yaş aralığı var mı tavsiye ettiğiniz? Çok yani? küçük kişilere etik olarak yapılmasına uygun bulmuyorum ama yapılabilir. Sağlık Hı -hı. açısından herhangi bir sakıncası yok. Ee, ama de, çok ufak yaşta etik bulmuyorum. Başla çok ileri olarak. yaşta da yapmayı çok istemiyorum. Yani burada kişi çok mutsuz olması lazım. Muzdarip olması lazım. Kendini iyi hissetmesi değil mi? Aynen. Psikolojik olarak. Kendine çok yatırım önemli. yaptı mı insan zaten? Tabii. E, saçlar da çok önemli. Çok çok önemli. Erkeklerde de kadınlarda da Saç, e, e, saçını güzel hissediyorsa, pardon saçlarını iyi ve güzel buluyorsa zaten e, kendini güzel hissediyor. E, e, o yüzden de e, tabii ki yaşı küçük olanlara tavsiye etmeseniz de. E, tabii. Ama bir problemi varsa bilir. değil mi bir ben yerinde? Tabii. Buna da yapabiliyorsunuz. Mesela şu bölgede atıyorum ufak bir bölgede hiç saç kıran saç Kıran. Zamanda... onu diyecektim Tabii. aynı şeyi söyledim. Saç kıran olmuştur. Çocuk der. Yani, mutsuzdur aynaya baktığında. Ben de olsam ben de mutsuz olurum. Yani 7-8 yaşında çocuğa bile yapılabilir. Ama dediğim gibi ben hani, işin etik kısmında değil. Ama evet. kişi mutlu olacaksa yapılabilir. Hiçbir sakıncası yok. Yani burada dediğim gibi olmazsa olmaz durumlar ayrı. Keyfi keder durumlar ayrı. Yani 60 Hı. yaşında bir adam gelip de bana işte ben bunu yapacağım değil misin? Ben çok etik bulmuyorum. Yani o yaştan sonra çok da ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama yapılabilir mi? Yapılabilir. Hani belli Doğru. yaş skalasında herkes estetik olarak güzel gözükmek isteyen herkes bu işlemi yaptırabilir. Hiçbir sakıncası da yok. Sağ simülasyonda bir mevsim ee, yok. şeyi yok. Yani şu mevsimde gelin diyeceğim bir mevsim yok. Ama Güneş benim yazım müşteri de, grubum değil? çok fazla. Nedeni de şu bir de korona dönemi çok fazlaydı. Çünkü insanlar aynı ne kadar bakarlarsa... Kendileriyle ilgili sorunu o kadar çok Çıldırma görüyorlar. Çıldırma belirtileri değil mi? Evet. <laughs> Saç soru ama gördüm. Eylül ayları da güzel. Yani şu anda da aslında çok hava çok sıcak değil. Yani hmm. bu işlemden sonra birkaç hmm. gün çok aşırı terlememeye dikkat edecekler. Onun dışında çok dikkat etmeye gereken bir şey yok ama her mevsim yapılabilir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. görüşmek dileğiyle. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Ve haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.